Benim adım Altan'dı. Benim annemin adı da Altan'dı rahmetli. Altan isimleri nedeniyle evlenmişler. Adımı değiştirene kadar bayağı sıkıntı yarattı. Kompleks yarattı. Yani ben Altan Erbulak'ın kızıyım. Bu kulaklar bunu duydu. Senin kitapların Altan Erbulak'ın kızı olduğu için satıyor. Evet. Suratıma söylediler. Bu işin en büyük zararını herkes gördü illaki ama bence Füsun'un da gördüğünü düşünüyorum. Yani. Bilincine vardığında, vakıf olduğunda Füsun Erbulak yanındaydı, karşına mı aldı? O beni karşısına aldı. Günah çıkardı, af diledi yani. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz haberler.com'a hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Haber Bahane Röportaj serimiz her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Yine çok sevdiğim bir dostum sizlerle birlikte. Türkiye'nin Agatha Christie'si diyorum ben ona. Yazar ve oyuncu sevgili Ayşe Erbulak Özgür'dan bizlerle birlikte. Bakalım geçmişten bugüne hayat hikayesinde hangi sokaklara gireceğiz, neler anlatacak hep birlikte dinleyelim. Buyursunlar. Ayşe hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? İyiyim. Güzel, sağlığımız yerinde, keyfimiz yerinde. Aynen öyle. Şey seni gördüm, ben de çok daha iyi oldum. Enerjine bayılıyorum çünkü. Sağ ol, aynen öyle. Hayırlı aynen. Olsun. Çok kitabımız 9 Oda Cinayetleri. Evet, 9 Oda Cinayetleri. Bu aslında daha önce çıkmış evet. Bir kitap. Bir ayda 3 baskı yapmıştı. 2013'te çıkmıştı. Aha. Destek yayınlarından. Sonra ben tabii yayın evi falan değiştirdim. Orada bayağı maceralar oldu. Bir iki yayın evi değiştirdim falan. Kendi yanlış taktiğime de kurban gittim. Kendimin yanlış taktiğine kurban gittim o zaman. Ama şimdi yeni yayın evimle birlikte bu 3. kitabım eksik parça yayınlarıyla. Yeniden düzenledik. Bayağı değiştirdik. Değiştirdik derken katiller, cinayet nasıl bulundu, ne oldu? Orada bir değişiklik yok. Ama hani tabii bu benim normalde 4. romanımdı. Kendimi o kadar geliştirdikten sonra yazınca bayağı... Daha teferruatlı bayağı bir şey çıktı. Bayağı teferruatladım. Evet. Belki keyifli evet. Okuyacağımdan emin İnşallah. Olabilirsin. Çok da çok mutlu sevindim. Oldum. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Ben anonsu özellikle dikkat ettim söylerken. Ayşe Erbulak Özgür Dal diye. Evet. Niye Ayşe Erbulak burada? Şikayet ederim enişte ya. Vallahi. Yok o şey diyor yani Erbulak bir Türkiye markası diye. Dünya markası keşke olsa. Türkiye markası dedi. Hiç benim canım Özden Özgür Dal'ımın Beyzadem derim ben ona. Hı. Hiç öyle kompleksleri yoktur. Hı. Hatta bir çeviri kitabında Ayşe Erbulak Özgür Dal yazmışlar. Onlar da ne gerek vardı Özgür Dal yazmalarına? Sen Ayşe Erbulak'sın demişti. O yüzden bir şekilde markalaştı. Yani kitapların falan hani normalde Ayşe Erbulak diye çıkıyor. Ama sosyal medya hesaplarım Ayşe Erbulak Özgür Dal. Pekala. Evet. Ya yani dedim bozar mıyım acaba? Yok bu yok. Evli. Yok artık yok. 12 sene oldu. Bozmayalım artık. Bozmaz. Ayşe, evet. Haber bahane geçmişten bugüne bir hayat yolculuğu. Doğru. 360 TV'de biliyorsun oturma odam orası benim. Evet evet. Burası biraz daha mahrem bir masa. Daha her şeyi dobra dobra konuşacağımız yapma bir serüven. Evet. Heyecanlandım. Nereliydin Ayşe? İstanbulluyum. İstanbul Kökenler. Doğumluyum. Babam Erzurum'da doğmuş. Heh. Ama dedemin askerliği nedeniyle Erzurum'da doğmuş. Babaannem Bulgar göçmeni. Anneannem bayağı böyle sarışın filan rahmetlikti bir hepsi. Mavi gözlü filan biriydi. Valla İstanbul çok kökenli. İstanbullu çok var yani. Bizanslı. Ama hani bayağı kökene baktığın zaman bayağı böyle ataları dirdelediğin zaman bayağı karışık aslına bakacak olursan. Evet evet. Evet çok araştırmadım da yani. Şimdi Erbulak soyadı çok güçlü bir soyadı. Ama taşıması da güç bir soyadı. Hı. Altan Erbulak'ın kızı olmak. Evet. Zor muydu? Şöyle biliyorum bildiğini. Genelde de çok bu hikayeyi anlattım. Benim adım Altan'dı. Benim annemin adı da Altan'dı rahmetli. Altan isimleri nedeniyle evlenmişler ve bana Altan ismi koymuşlar. Şimdi aynı ailede 3 Altan. Evet ve evlenirken... Ha bilmiyor musun hikayeyi? Aa yok. ben 16 yaşında adımı değiştirdim. Ayşe yaptık. Ankara Devlet Konservatuvarı'na giderken. Sonradan Ayşe. Hatta benim nüfus kağıdım şöyledir. Nüfus kağıdımda yazanı söylüyorum. Taciser Ayşe isimlerim. Taciser anneannemin adı. Erbulak, Bang,
Özgür Dal. Bank'ta Norveç soyadım. Yani iki ismim, üç soyadım var. İspanyollar gibiyim. Michos Lopez González. Aynen öyle. Annemle babam evlenirken nikah şahitleri de Altan'mış. Altan İlkin'le Altan Karındaş. O sırada Altan isminde nikah memuru bulamamışlar Türkiye'de. Neyse, çok komik. Bayağı mesai harcamışlar yani. Bayağı yani. Ondan sonra şimdi ünlü çocuğu olmak diye bir şey var. Bu çok büyük sıkıntı. Hele şimdiki çocukları bilmiyorum. Ama aha, o zamanın çocukları ile ilgili, yani kendimle ilgili söyleyeyim. Hani sosyal medya yok. Şöyle. Şimdi bir, mesela Cem Yılmaz'ın çocuğu oluyor. Herkes biliyor. Kemal Yılmaz diye Cem Yılmaz'ın çocuğu var. Herkes biliyor doğumundan itibaren. Ve tanınıyor çocuk. İşte şu okula gidiyor, bu okula gidiyor. Bu ünlü çocuğu olmak, babanın tanıdığı kadar sen de tanınmak istiyorsun. Çünkü okulda popüler Altan Erbilan kızı, Altan Erbilan kızı, Altan Erbilan kızı diyorlar filan. Ve bence bu bende adımı değiştirene kadar bayağı sıkıntı yarattı. Yani sıkıntı derken kompleks yarattı. Yani ben Altan Erbilan kızıyım diyordum. Ama sonra hayat yolculuğumda 16 yaşında adımı değiştirdikten sonra bu kelimeyi başka bir yerde daha kullandım ve çok doğru bir benzetme oldu. Kendi kabuğumdan çıktım. Yani o kabuktan çıktım ve birey oldum. Birey oldum ve Ayşe Erbulak oldum. Ünlü çocuğu olmanın şöyle bir hem iyi hem kötü bir şey. İyi tarafı şöyle, biraz daha bazı şeyler kolay gibi gözüküyor fakat aslında zor. Çünkü sen ne yaparsan yap, Altan Erbulak'ın kızı diye yaptı oluyor. Değil öyle bir şey. Ha, hani bu mesleğin, yazarlığın, kaleminin dokunaklılığına kadar sirayet ediyor. Her şey yani, sirayet ediyor. Anons ederken aslında bak, Türkiye'nin Agatha Christie'si dedim senin için. Evet. Benim için gönlümde o var. Çünkü hani evet, diline hayranlığım, anlatılarına hayranlığım. Başka bir boyuttasın benim için yazarlığın. Tanışmazdan önce de böyleydi. Çok teşekkür ederim. Ki tanışalı şurada hani daha yılımızı doldurmadık. Doğru, doğru. Ama ne acı ki sen, bu kulaklar bunu duydu. Senin kitapların Altan Erbulak'ın kızı olduğu için satıyor. Evet. Duydu bunu. Suratıma söylediler. Ne cüret? Ya çok, bu kadar gerizekalıca bir şey olamaz. Çünkü benim babam neticede Türkiye'nin hani ünlü bir polisiye yazarı değil ki kızı da. Hani Agatha Christie'nin torunu olsam ki adamla tanıştık her haftada. Hani diyeceksin ki yani Agatha Christie'nin torunu ya, değil ki öyle bir şey. 35 yıl önce bu ülkeden, bu dünyadan bedenen gitmiş bir adamın kitabını, kızının yazdığı kitabı kim merak ederdi, alır. Hani polisiye roman okuyan bir zaten ülkede roman okunmuyor. Zaten o ülkede kitap okunmuyor. Polisiye roman daha az okunuyor. Bir de biz işte böyle uğraşıyoruz, işte polisiye roman okumak lazım, kitap okumak lazım diye. Altan Erbulak kızı. Ben de ne diyorum şimdi? Aa evet, öyle diyorum. Yani. Ama artık böyle diyor. Eskiden gocunuyordu biraz değil mi? Tabii. Artık öyle diyorum. Vallahi çünkü hiç kimse ancak ilk an, yani ilk intibada, yani telefonu birine açtığında Gökay'cığım merhaba Ayşe Erbulak ben dediğimde evet Ayşe Erbulak, Ayraço, okey. Ama sonrası yani bizim elimizde. Seviş de çekti bunun sıkıntısını gerçekten. Ki de kıymetli bir oyuncudur. Çok. Bence yani. Türkiye'nin çok iyi bir subret oyuncusudur. Çok kıymetlidir yani. Çok güzel. Hani kardeşim diye demiyorum. Kardeşim diye demiyorum. Demiyorum ama sizin, iyi oyuncudur yani. Aile bağlarında biraz tabii benim karışıklık. Ya vallahi bak. İşin içine tiyatro girdiği zaman, sizin evet, soyadları girdiği zaman, Dilligiller, Erbulaklar, evet, bilmem ne, Merterler falan evet, dediğimiz evet, onlar zaman karışık. Ya bak böyle çok dallı güllü bir şey. Dilligil, Merterler bizden daha korkunç. Tabii, biz daha basitiz. Ama onlar daha dallı budaklı. Her hafta tabii ki o üçler beşer konuklar böyle artık doğru, şey oluyorum, kafam doğru, karışıyor. Şimdi aynı anne babadan iki kardeşsiniz. Hayır. Anlattın. Anladım. Ben aynı anne babadan tekim. Öyle mi? Evet. Altan'la. Altan'ın tek çocuğu benim. Sonra babam annemden ayrılıyor. Füsun Erbulak'la evleniyor. Tamam. Füsun Şahin Erbulak'la. Ve Sevinç doğuyor. Annem de Öner Taşdelen'le evleniyor. Annemi yeni kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ama babam, Öner babam hayatta. Allah uzun ömür versin. Ondan da bir kız kardeşim var.
Nilgün Kuruöz. O beyaz yaka. Yani ben Öz'e üveye çok anlamam. Tamam yok, Öz üvey hiç değil. İkisi de Öz kardeşim. Böyle bakmıyorum. Bir de tabii ki bizim Dağhan Külegeç'imiz var. O da benim oğlum. Evet. Kavakyerleri, Efes'i diyelim. Efes'i. Yani evet. Üç kardeşi. Peki şimdi annenin ikinci evliliği baban. Baban sonradan tekrar evlilik yapıyor. Evet. Kaç yaşındakine ayrıldılar? 6. 6 yaşına. Mutlu bir çocuk muydun? 6'ya kadar mutlu bir çocuktum tabii. Çünkü her anne babası bir çocuk gibi. Hani ünlü bir babası var vesaire falan. Hani ama ilgi alakada biraz zayıf mıydı? Amorti edebiliyor muydu? Dengeleyebiliyor muydu? İyi bir baba mıydı? Babam iyi bir insandı. Fakat herkesin paylaştığı bir insan olduğu için tek bir çocuğun babası değildi. Herkesin babasıydı. Çünkü babam hem genç tiyatroculara rol modeldi ve hem de genç babali takımına, yani eski Cağaloğlu işte ve karikatüristlere rol modeldi. Mesela rahmetli. Ve bu da seni mutlu eden bir durum değildi. Değil de paylaşıyorsun yani. Hani şey yapıyorsun, çekil oradan, benim babam falan diyorsun daha küçükken, ama sonra öyle olmuyor. Yani gurur duyuyorsun tabii. Çok özel bir insandı. Empati kelimesinin ne olduğunu bilmeden ben babamın hep empati yaptığını gördüm herkese. İşte birine sinirlendiğinde, evladım o da kim bilir şimdi kafasında ne vardı, boşver düşünme onu öyle falan diyen bir insandı. İnsanlara hep empati yapardı ve çok hoşgörülüydü. Ben bugün Altaner Bulak için tek bir kelime söylesem hoşgörüden bahsederim. Gerçekten çok hoşgörülüydü. Hep karşısındakini düşünürdü. Kendini ne kadar düşünürdü bilmiyorum. Çünkü 88'de kaybettik. Yani 36 yıl oldu. Bir 1 Mayıs günüydü. O yüzden güzel bir insandı ve bence bu ülke için de çok kıymetli bir insandı. Öyle erken kaybetmişsin. Çok, 59 yaşındaydı kendi de. Yani 59'u tamamlamamıştı. 20'lerin sonları. Ben 30-31 yaşındaydım yani gittiğinde. Sevinç çok küçüktü. 13 yaşındaydı Sevinç. Ve babama çok düşkündü yani. Çünkü hani daha yaşlı, daha akıllı bir babayla ben doğduğumda babam çok genç. Ama Sevinç doğduğunda daha akıllı, aklı baki bir baba yani. Temize çekiyor artık babalığını. Hani anlatabiliyor muyum? Çünkü her zaman ikinci çocuklar daha rahat ediyor. Çünkü anne baba görmüş. Benim bugün küçük çocuğum olsa daha iyi bakarım yani. Tabii. Doğru anlıyorum. Öyle seni. Öyle. Peki 6'ya neden boşandılar anneyle baba? Sevinç'in annesi nedeniyle. Evet. Ama bu bizim hayatımızı çok etkilemedi yani. Biz kabul ettik birbirimizi. Zor oldu mu peki? Başka bir kadın hayatına giriyor. Küçüktüm o zaman. Sonradan algıladım ama ben de şeyimdir. Çok polyanna yani. Acayip polyannayımdır. Ben de. Annem de babam da öyleydi. Yani biz bunu çok büyük bir... tabii kötü bir şey. Burada en büyük... Bu işin en büyük zararını herkes gördü illaki. Ama bence Füsun'un da gördüğünü düşünüyorum. O da... Bu işin çok acısını çekti yani. Bence bu işin bedelini herkes ödedi yani. Bir aldatma bence bütün aileyi yıkan yakan bir şeydir ve bence herkes öder bedelini yani. Bilincine vardığında, vakıf olduğunda, idrak ettiğinde konunun ne hissettin? Bakışların değişti mi konuya? Füsun Erbulak yanındaydı, karşına mı aldın? Ben insanları, o beni karşısına aldı. Günah çıkardı, af diledi yani. Af diledi. Kaç yaşındaydın af dilediğinde? Şimdi mesela iki tane kardeşimi kaybetti. Yani benim kardeşim. Yani iki kardeş kaybetti. O zaman çocuktum. O zamandan başladı af dilemeye. Valla hala diler yani. Beni affetti. Affettin değil mi beni der. Ben Sevinç'in de şey dedim. Doğumundan önce mi sonra? Önce. Çok öncesi. Önce. İki düşüğü mü var? Yok, biri karnında öldü, biri doğduktan sonra öldü. Karnında öldü ama bayağı. Bunları bir diyet ve bir bedel olarak mı? Öyle gördü o. Ben görmedim hani. Allah öyle istedi falan dedim. Hatta Sevinç'e şey derim. Çirkin erkek kardeşlerimiz olacaktı. Halbuki sen ne kadar güzelsin derim falan böyle hani Sevinç'e şey yaparım. Hala söyler beni affettin değil mi? Yahu affettim. O zamanın şartları, hayat onu getirmiş. İnsanın... Annen affedebildi mi? Bence affetti. Affetti. Affettiğini düşünüyorum. Annem de affeden bir insandı. Affetti. Ben şeyi düşündüm acaba. Hani 16 yaşındayken dedin ya. Hı-hı. Ya başlarım sizin altınıza.
Altan Maltan değilim ben. Ben bireyim. Ayşe'yim. İsmini değiştirmen biraz da bu konuya tepki miydi? Vardı bilinçaltında aslında. Ama konservatuara giderken hani özel tiyatro, Altaner Bulak Şöhret, işte devlet konservatuarına gideceksin, sınava gireceksin. Damgalanma filan. Ya işte kapıdan girdi Altaner. Şöyle yani o zaman şey oluyor, hakikaten torpil oluyor. Yani diyecekler ki işte aldılar bunu okula, tabii ki Altaner Bulak'ın kızı yani. Altaner Bulak'ın kızını eleştiremezsin de. Yanlış yaptın. Ya eleştirirsin. Ya tabii bu okullarda uygulanan mobbingler, ben çünkü çok şaşırıyorum. Seyrediyorum dizilerde, mizlerde var. Ya çocuklar bunu yapar mı ya diyorum. Biz yapmazdık diyorum ama bilmiyorum yapmadıklarını yani. Ben öyle okulda mobbing falan yemedim yani. Kimseye de yapmadım zaten. Kimse de bana yapmadı yani. Ama alt metine baktığınız zaman biraz da bu aile düzeninin bozulması ve sessiz bir isyan gibi okudum ben. Tabii ya. Yani şöyle bir şey var. Tabii şimdi ayrı anne baba çocukları şimdiki günümüzde daha farklı. Genelde çocuklar farklı isyan ediyor. Bizim gençliğimiz öyle isyan. Ne isyan? Biz ergen mergen öyle şeyleri... Sessiz ve zarif bir tepki bu. Hayatta bilmezdik yani. Evet, sessiz ve şey bir tepki. Doğru. Ama o kadar da değil yani. Bir de şey çok eğlenceli geldi. 16 yaşındasın ve kendine isim seçiyorsun diyor. Daha güzel bir, bu hayatta bir insanın yaşayabileceği çok özel bir şey yani. Alıyorsun elinde böyle, ooo ben ismim ne olsun? Lale olsun. Yok, Lale olmasın. İşte Selvi olsun. Yok, boyum kısa. Selvi olmaz gibi isim seçiyorsun. En son Ayşe ile Zeynep'te kaldım. Ayşe'yi seçtim. Neden Ayşe? Ayşe. Nesi cazip gördün? Ben geleneksel isimleri seviyorum. Sadeliği severim. Sade. Yani less is more çok... Ve sonra hep hayatta kullandığım bir şeydi. Bakma çok renkli gibi görünüyorum ama çok sade bir insanım aslında. Sadeliği severim yani. Gözlüğüme bakma öyle acayip. Gözlük fark ettin değil ne, mi? Ne çekil yeşil deme. Gözlüğü takmış çekil, ben ondan sadeliği sonra sadeliği severim. Bir kere öyle bir televizyonda makyaj yaptırıyorum. Ben öyle süslü falan değilim dedim. Takma kirpikler var, yapıştırma. Dudağımda kalıcı ruj var, eyeliner var. Ben süslü değilim dedim ama hakikaten sadeliği severim yani. Sadelik... Sevinç Erbulak bir noktada o zaman şey mi oldun sen? Hani cici anne gibi. Ben onun abla annesiyim. Abla anne der. Türk literatürüne abla anne diye bir kelime ekledi. Ben onun çünkü aramız 18 yaş yani. Ve doğduğu günden itibaren çok sevdim onu. Ve gerçekten çok sevdim yani. O benim bu hayatta gördüğüm ilk küçük çocuktur. Öbür kardeşimle aram 8 yaş. Onu çok kıskandım. Öyle mi? Büyük. Çok ızdırap verdim. O kızı çok eziyet ettim. Her böyle imkan olduğunda ondan özür dilerim. Ya böyle saçlarını çekiştire çekiştire taradım falan. Tam gıcık abla yani. Çok haset ettim ona. Çünkü tek şeysi var. Onun annesi babası birdi. Yani anlıyor musun? Hani onun annesi babası birdi. Benim annem babam ayrıydı. Ona böyle çok eziyet ettim. Ama bugün onunla çok ikiz kardeş kadar yakınız. Nilgün'le. Gerçekten çok çok sevdiğim... İnsan olarak da çok melek gibi bir insandır yani. Herkese yardım eder, isimsiz yardım eder, ettiği yardımı bilmezsin. Mesela bizden birine yardım edecekti. Rakamı bana yolladı, ben ona yolladım ve dedim ki bu sana birinden geldi, söyleyemem dedim yani. O derece çok güzel bir insan. Çok şanslıyım, iki kardeşim de çok güzel kızlar. Ne güzel, kızlardır. Ne keyifli. Peki... Kaç evlilik geçti başından? Üç. Üç evlilik. Hı hı. Şimdi onlara geleceğim tabii ki. Kronolojik sırayla ilerleyeceğiz hayatında ama şunu da sormak istedim. Ondan sonrasında hani az önce kardeşinle olan diyaloğunu anlattın ya, ona çok zulmettim. Çok çünkü zulmettim. Onun anne babası birdi. Evet. Sen hep hayatında bu makul karşıladığın babanın ayrılık kararı, ihaneti. Evet. Eksik kalan bir kadın olarak, bir kız çocuğu olarak, bir genç olarak, kadın olarak. Sonra hep tamamlanmak için mi uğraştın? Bravo. Şey olsun. Hani demin ne dedim? Kozamdan çıktım. Şimdi tekrar kozama girmek için. Mesela bu sebeple evi çok severim. Evde oturmayı çok severim yani. Aha. Beni bir yere götürme yani. Ben evde oturayım. Yani al bu stüdyoyu. Mümkünse bizim eve getir. Evde yapalım. Evi çok seviyorum. Çünkü çocukluğumun yatılı okulda ve kamplarda yani yazında kampta. Önce işte babaannenin evi. Hani işte yatılı okul, babaannenin evi, kamp vesaire. Ama babamın bir huyu vardır. Limonu limonata yapardı. Ben de öyle limonu limonata yapan insanım. Yani her şeyin iyi tarafını ararım. Peki.
Peki iki boşanma? İki boşanma değil, bir vefat var. Öyle mi? Bir vefat, bir boşanma. Dolayısıyla başa dön. Başa dön başa Ayşe. Evet. Sil baştan başlamak gerek bazen. Çok küçükken evlendik. Daha'nın babasıyla. Bugün dostum, yani dostum değil de akrabam. Çünkü o çocuğumuz var yani. Daha'nın yazın. Kaç yaşındaydın evlendiğinde? 21 yaşındaydım. Şaka 20, yapıyorsun. 21. Rıza da, yani ben 57'liyim. Rıza da 55-56'lı bir yaş arası. O askerden geldi. Çocuk ya, bildiğin çocuktuk. Yani flört etmemiz ve belki 2 ay sonra ayrılmamız gerekirken biz Rıza ile evlendik yani. Rıza aileye tepki evliliği miydi bu? Aileye tepki değil. Yani benim evim olsun. Hani ben şey, mesela bugün bunlar başıma gelse, hani dünya bu kadar avucumuzun içinde olsa ben yurt dışına giderim. Veya evsiz mi hissediyordun kendini? Ya babanın varlığı yatılı, ya da yokluğu. Yatılı okulda okumuşsun ya. Hani babanın, annenin varlığı, hani neticede güzel bir üvey babam ve güzel bir üvey annem olmasına rağmen o insanın kendine ait, yani kendine ait bir şeye ihtiyacım var. Ve kaç yaşında yatılı okula gittin? 11. Tabii küçük ve daimi yatılı okulcu. Cumartesi-pazarda okulda kalırdım yani. Şaka yapıyorsun. Öyle. Neden öyle bir gerekçe? Babamın cumartesi-pazar tiyatroda oynuyordu. Tamam. Evde yok. Annem de o zaman Işık Lisesi'ne gidiyorum. Nişantaşı. Annem de Bostancı'da oturuyor. Yani geliş gidiş çok zor yani o zaman. Marmaraylar, metrolar yok yani. Ve annem de işte Nilgün var, anneannem var filan. Hani hayat şartları öyle. Öyle gerektirmiş beni. Hani bir de Türkiye'nin en iyi, o hala en iyi okullarından biridir Işık Lisesi. Bu ayrılık sonrasında baban hemen hayatını kurdu. Hemen, ikisi de hemen kurdu. İkisi de hemen kurdu. Biraz şunu hissettin mi Ayşe? Derdiniz benle miydi be? Ayrıldınız. Ayrı ayrı hayatlar kuruyorsunuz. O zaman değil, sonradan dertleri ben miydim dedim ama yıllar sonra dedim yani. Kaç yaşında dedin? Çok. Eşek kadar. Ama sonra tabii... Kolay bir şey değil. Yani orada baba, abi başka bir kadın, Sevinç var. Diğer tarafta anne, annenin yok, yanında... Sevinç doğduğunda artık şeydi, Sevinç bana çocuğum gibi geldiği için... Şeydi, o yüzden Nilgün'e çok eziyet ettim. Gerçekten yani. Kızı ağlatırdım falan yani. Böyle psikolojik savaş yapardım yani. Çok... En azından cumartesi, pazar anne baba özlemi yani, ikisinden birini tabii, görebilmek tabii, tercihin olurdu tabii diye ki, tahmin ediyorum. Tabii yani, ki. Tabii tamam ki. Ben polyandayım. Ben tabii hep ki. Böyle güzel bir şey buluyorum tabii ediyorum ki. Ama evet. Yani başlatma polyandalığına derler tabii, adama tabii, yani. Tabii. Doğru. Çok doğru. Ama sonra hani kendi hep öyleyimdir. Mutlaka yani başıma bu hayatta bir iki büyük felaket geldi. Yani bir eş kaybı ve yurt dışında bir eş kaybı ve hastalık süreci, hastalığın kötü olduğunu bilerek, yani hiçbir iyileşme umudu olmadan bilerek bir 10 ay geçirmek yani sıkı felakettir. Yani bir de buradan Norveç'e göç ettim, Norveç'ten buraya geri geldim. Yani bunlar majör sıkıntılar. Ama hep şey yaparım. Hani... Daha iyi ya, vardır bunda bir hayırcıyımdır yani, anlatabiliyor muyum? Bunların çözümle tabii ben bir de şeyim, kolay kolay karşıdakini yargılamam yani, anladın mı? Hani kızarım ama tabii kızıp da arkamızı dönüp gideceğimiz insanlar var. Kızıp da hayatımızı birlikte sürdürmek zorunda kaldığımız insanlar var. Yani babamı da tabii ki çok kızdığım zamanlar oldu. Nesine? Öldükten sonra da kızdığım oldu. Neye mesela? Yani mesela şöyle, hani daha şey söyleyeyim. Abici mesela adama doktorlar demiş ki sigara içme, anjiye yapalım. 4 damarında tıkalı, 1 hafta kalmaz ölürsün demişler. Bu sigarayı da içti. Anjiye de olmadı. 1 haftaya da kalmadı öldü. Mesela buna kızarım yani, anladın mı? Tabii ki beni yatılı okulda bıraktığına da kızarım. Kızıyordum. Ama sonra şöyle oldu. Mesela kampa, Amerikan Kız Kampı'na giderdim yazın. Çok şey öğrendim orada. Ama ne kadar çok şey öğrendiğimi o zaman öğrenmemiştim. Daha sonra algıladım. Ne kadar çok şey öğrendiğimi. Mesela... Bu kadar öğrenmek tamam, güzel de yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. 40 yaşımın, 40'lı yaşların başında Norveç'e göçtüm yani. Çok çabuk adapte olmamı yatılı okullar ve kamplar sağladı, biliyor musun?
oradaki yaşam beni ev dışı, normal hayatım dışında bir şeye adapte olmaya şey yaptı. Hazırlamış meğerse öyle diyeyim. Yani. Tamam, 40'lı yaşlarında yaşadığın bu konfor mu? Ya da ya yemişim Norveç'e adapte olmayı, nesine geç adapte ol. Çocukluğunda doya doya anne ve babanla anılarının olması mı? Doğru. Hangisini tercih ederdin? Tabii ki ikinciyi. Tabii ki çocukluğunda. Yani doğru düzgün bir fotoğraf ya da bir anı yok gibi hissediyorum. Çok az, çok çok az. Yani 6 yaşından sonra kumdan kale yıkıldı yani. Şey bitti. Aa, yüreğinde gerçekten affedebildin mi anneyle ettim, babayı? Ettim. Kaç yaşında? Ettim. Hatırlamıyorum yaşını. Ama hep ettim yani. Ettim. Ama ben çok affedici bir insandır. Ben bu konuda çok sıra dışıyım. Ettim yani. Etmek zorundayım. Yoksa bu hayatta yeterince kendini yalnız hisseden bir kadın için affetmekten başka şansı yok değil gibi mi galiba. Değil mi? Öyle. Onları da gönderirsem kim kalacak geriye? Tabii mantığı ki vardı. Aynen herhalde. Öyle. Ama mesela çok ilginç. Tabii anneciğim böyle annemiz Nisan sonu hastalandı aniden. Her şeyi yaptık. Akıllı ilaç vesaire filan. Her şey iyi gidiyordu filan. Uçtu elimizden. Tabii bir hastane yatağı şeyleri oldu. Hesaplaşmaları demeyeyim de. Ve ben böyle annemi çok dinlemezdim yani. Ve daha çok hep babama benzemiş olmayı tercih ederdim yani. Babama benzemeyi. Ve sonra annemin yeterince kıymetini bilemediğimi annem gittikten sonra çok üzüldüm. Neden onu dinlemesem? Tabii insan birini kaybedince ve bir anne kaybını bu kadar ağır olacağını gerçekten bilmezdim yani. Ve 5 ay falan oldu. Boşluğu çok büyüyor. Hani annem neticede yaşlı bir insan. Hani yaşını almış bir insandı. Fakat çok dinçti. Çok böyle güzel hayat dolu bir insandı. Baba Kütlü'ye gitti ve ben anlaşamadım zaten. Haberi geldi ve gitti. Gitti yani. Şok geçirdik. Babam yani. Babam. Nasıl? Şok geçirdik. Anneme hazırlandık çünkü son 10 gün zaten durdurdular her şeyi yani. Yani o hasta şey yatağı çok zor bir şey o yani. Çok konuşmaları. Kötü. Çünkü ben onu zor bir şey yani gerçekten. O yüzden insanlar anne babalarının kıymetini yaşarken bilmeli yani. Daha doğrusu yakınlarındakinin kıymetini yaşarken bilmeli. Şimdi mesela çok ilginç. Annemden sonra işte bir takım eşyalarını paylaştık kız kardeşimle. Hiç öyle bir alyansçıydım ben. Bir alyans takarmışım. Bayağı mücevher takıyorum. Annemin mücevherlerini takıyorum. Bayağı yani bunlar onun işte bu onun bu ki bugün az taktım. Bayağı böyle tıkır tıkır mücevher takmaya başladım yani. Ve onun kıyafetlerini giyiyorum. Yani hoşuma bugün yok üstümde ama genelde onun kıyafetlerini acayip giyiyorum. Çok minyon biriydi zaten. Ve çok anıyoruz Nilgün'le annemizi hep. Ve hep şey diyorum mesela işte su mu içmesi gerekiyordu. Anne suyu iç, anne suyu iç. Anneciğim ne olur su iç, anne niye su içmiyorsun diye kızdığım günlere çok üzülüyorum yani. Onlara daha çok üzülüyorum. Keşke yapmasaydım diyorum. Peki ondan böyle bir şey oldu mu sana? Hani affet yeterince. Olmaz mı? Olmaz mı? Yani her türlü oldu. Ben dedim ki anneciğim helal olsun. Sen kendi hayat şartlarında ona göre davrandın. Yani çok helal ettim her şeyi ve zaten. Ben şöyle düşünürüm. Çocuklar anne babalarını hani affet, dur bir dakika doğru söyleyeceğim. Çocuklar anne babalarına kızabilirler ama anne babalar çocuklarına kızamaz. Çünkü onları doğurmuş ve yetiştirmişlerdir. Onların eseridir o. Onların bakımlarının eseridir. Yani şey gibi işte çok kitap okuyan annenin çocuğu kitap okur. İşte çok bilgisayarla oynayan annenin çocuğu bilgisayarla oynar düz mantığından gidelim. Ama tabii zor, çok zor bir yaz yani 2,5 ay geçirdik. Hala atamadım üstümden yani. Söyleyemediğin herhangi bir şey kaldı mı? Yok. Hiçbir şey kalmadı. Anneciğim yani melek oldu. Zaten bu kitabı ona ithaf ettim. Çünkü hastane odasında düzelttim kitabı. Öyle mi? Yani nöbetleşe çok güzel yolcu ettik ama o açıdan çok müsterihim. Kardeşim ben, bonus babam, çok böyle damatlar yani benim eşim Özden
Nilgün Neşe İlker, torunlar. Çok çok severek, çok öperek, hep helal ederek, dua ederek ve her şeyi yaparak yolcu ettik. Mekanı cennet olsun. Amin. Peki amin. Yazar olmak ya da oyunculuk yapmak gerçekten arzu ettiğin bir şey miydi? Yoksa zorunlu istikamet abi bu işin içine doğdum. Böyle olması gerekiyordu. Başka bir şansım yok. Öyle. Yok yazarlık değil tabii. Yazarlık Norveç'te geldi vahiy yoluyla. Ama oyunculuk şimdi Gökay'cığım ben hani ünlü bir babanın çocuğu olarak oyuncu bir babanın bir de gazeteci yani. O zaman ilk Yeni Sabah gazetesi var sonra Milliyet var. Zaten de Milliyet'in önünden kalktı yani. Oradan yolcu ettik onu. Zannediyorum ki çocuk yani mesela Işık Sesi'nde okurken şahane bir biyoloji hocamız vardı. İsen Hanım, İsen Ural. Hayatta ve Allah uzun ömür versin. Hala Facebook'tan falan yazışıyoruz. Yani ben mikrobiyolog olmalıymışım ya. Ben böyle hani Amerika'da falan böyle bayağı araştırmacı böyle öyle bir adam olmalıymışım. Çünkü çok seviyordum biyoloji dersini. Deli oluyordum yani. Potansiyel bir bilim insanı yatıyor yani. Var. Öğrenme istekli biriyim yani. Ama zannettim ki insan hani gördüğümüz şey o olduğu için oyuncu ve gazeteci olmak istedim. Çünkü o Yeni Sabah gazetesinin işte veya Milliyet gazetesinde koridorlarında koşarken işte bir gazete nasıl çıkar filan çok ilgiliydim. Ve zaten o nedenle ilk iş hayatıma da Günaydın Gazetesi'nde başladım. Babam beni Günaydın Gazetesi'ne soktu reklam bölümüne. Ben orada kitap sayfasını tercih ettim. Perşembe Cuma Günaydın'ın çok güzel bir kitap sayfası vardı. İşte haftanın kitapları filan şeyler filan. Onları mutfağında çalışmayı çok seviyordum. Ve oyuncu olmayı çok istiyordum. Sonra oyuncu olmayı böyle çok istikrarlı yapmadım açıkçası. Yani önce bir işte Ali Borazoğlu'nun tiyatrosunda oynadım. Sonra işte şehir tiyatrosunda oynadım 2 sene. Sonra bıraktım. Sonra Norveç'e gittim. Norveç'te 10 yıl tiyatro yaptım. 2 ayrı tiyatroda. Sonra geldim Emre Kınay'da çalıştım. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu kadar güçlü bir soy isim. Hayır yani bu çok büyük bir miras. Doğru. Hazır bir şeyler olmayaydı elinde. Bu kadar keyfe keder ve rahat bir kadın olur muydu? Daha hırslı bir kadın mı çıkardı? Ben azimli bir kadın, azimli bir insanım. İnsanları kadın erkekle ayırmayı sevmiyorum. Yani ben güçlü kadınım değil, ben şey bir insanım. İnsanım yani. İnsanım ve azimli biriyim. Ve savaşan bir insanım yani. Hani bir şey için savaşırım. Ama savaşamayacağım hani yok hani mümkün değil o zaman da bırakırım. Yani hem vazgeçmeyenlerdenim hem de vazgeçebilen. Çünkü vazgeçmek de güzel bir şey aslında. Hani vazgeçmemek için çalışmak güzel. Yok ya değmez deyip bırakmak da güzel bir şey aslında. Şeyine bağlı. Tadına sonradan vardı bir duygu herhalde bu. Eskiden gidemiyordun insanlardan. Tabii bunu kilometreyi aşınca. Yol aldıkça. Ya Seinfeld'in çok güzel bir stand-up'ını seyrettim. Çok güldüm. Diyor ki insan diyor 60 yaşına geldikten sonra hayır diyor. Her şeye hayır diyor. 70 yaşına gelince diyor cevap bile vermiyor diyor yani. Bu da öyle. Şöyle tabii bir takım şeyleri yani bazı yenilgilere uğrayıp da oradan ayağa kalktığını görünce yani mesela bu bizim Erbulak evimiz var biliyorsun. O tiyatro okulumuz. Orada bizim zamanında başımıza bir şeyler bir sürü şey geldi. Normal veya ticaret hayatı bu. Hep böyle korkardık. Şimdi korkmuyorsun tamam mı? Çünkü korkunca da olacağını, korkmayınca da olacağını biliyorsun. Korkmaktan vazgeçiyorsun. Çünkü korkmak sana bir pranga yaratıyor. Ama korkmuyor yani. Ürkmüyorsun en azından. Yani. Hayır az önce şunu sormak istedim aslında bakacak olursan. Oyunculukta çok ihtiraslı, hırslı, o projede de olmalıyım, bu projede de olmalıyım, orada da oynamalıyım falan. O kafalarda değilsin. Hiç hani değil. O Erbulak soyadının verdiği bir yok. Şeyden bir kaynaklanıyor. Ondan değil. Başka melekelerim olması. Ha. Başka yetenekli. Yani
başka iş sahamda onu. Çünkü ben bir Norveççe Türkçe çevirmenim. Aha. Bir beyaz iyi bir işletmeciyim. Hani Norveç'te de işlettim, burada da işlettim. İşletmeciyim. Bunlar istediğin coğrafyada yapabileceğin işler. Şeydir yani ben gidip tezgahtarlık da yaparım. Hiç hani bunun para çocuk da bakarım. Ben ayakta durmak için hani ahlaksızlık dışında hani etik ahlak dışında diyelim. Herhangi bir şey değil. Mutlaka yaparım yani. Bu oyunculukta hırsım hiçbir şeyde hırsım yok. Kitap yani ben bu ilk kitapta şey dedim, kimse okumaz da kendim okurum. Aileden de 3-5 kişiyi zorla okuturum dedim. Hani ne olur oku benim için filan derim okur dedim yani. Hani yoksa hırs azimliyim. Ama evet demin dediğine doğru cevap verecek olursak yok. Daha rahatım yani. Ama tabii kilometre meselesi. Peki. 20'li yaşların başında ilk evlilik. Evet. Anne baba evlilik kararını duyduğunda. İsteme çok erken dediler. İkisi de yapma evladım dediler. Biraz daha yalnız bir başına kal yaşa mı dediler? Yok yapma evladım dediler yani. Yapma çocuğum ve. Ben biraz kızdım galiba ya. Vallahi biliyorum. Biliyorum. Ben de kızarım ama artık gerçekten kızmıyorum yani. Bir de bizimle artık olmayan insanlara kızmak çok yanlış yani. Mezun oldun çıktım. Çıktım. Rıza ile öyle flört ediyoruz. Hadi evlendik. Rıza öyle gencecik adam. Hayata yeni başlıyor, askerden gelmiş. Ben öyle. Yani biz yani flört etsek gerçekten 6 ay sonra ayrılırdık yani. Hani öyle söyleyeyim. Çok iki ayrı mizaç insanız yani. Ama biraz evvel dediğim gibi akrabam o benim yani. Daha 10 Haziran'da evlendiğinde birlikte düğünde göbek attık Rıza'yla yani. Gayet şey hiç iyi olmasını isterim. Daha onun yüzünden üzülmesini isterim. Onun hastalanmasını istemem. Ayşe bir şey söyleyeceğim. Lafını unutma ne olur. Tabii. Dağhan evet evlen mutluluklar evet, diyelim o arada. Fotoğraflara bakıyorum şimdi. Evet. Çok güzel paylaşımlarım evet. Var. İdrak edemedim. Şimdi sen düğünde varsın. Her yerde varsın. Evet. Ondan sonra Dağhan'ın böyle şortlu mortlu belli ki balayı fotoğrafları geldi. Orada da varsın. Yok, şöyle. Balayına mı gittin yok. Sen? Dağhan balayına benim evime geldi. Hadi, yok bana mı, şöyle ya. Anladım. Yo, hayır Ayşe bunu yapmış yok, olmaz. Yap, hayır, yo, hayır hayır. No no no, 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 no. Hayır hayır o anne değilim ben. Yok o anne ama değilim. Ama dışarıdan hayır. Öyle algılanıyor. Anladım yok şöyle. Bodrum'da bir evimiz var. Tamam. Biraz büyükçe ha. Yani 3 katlı. Bir katında ben oturuyorum bir katında Dağhan oturuyor. Yani aha. Büyük de bir bahçesi var. Ve öyle hani sabahleyin daha kahvaltı hazır filan diyen biri değilim. Yani hiç şey yapmam. Hani günaydın der filan hani öyle ve biz evden çıkarız. Onlar şey yapar hani ha. Aynı evde oturuyor gibi bile değiliz yani yazın o da. Dağhan balayını Bodrum'da geçirmek istedi. Ha. Tuğba'cığımın izni çok yüksek uzun değildi yani. O yüzden hani yoksa yok hayır hayır hayır. Vardır ya öyle hastalıklar yok, bile. Yok hayır 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 yok yok. Metin Akpınar'ın şeylerdeki Deve Kuşu Kabere'deki annesi rolü tipi hayır 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 o ben değilim. Peki kaç sene sürdü ilk evliliği? 4 sene falan sürdü. O da yani çok zorla 4 İtek sene. İtekaka. Çok İtekaka. Daha küçük. Hemen mi anne oldun? Hemen. Bir acele. Bir acele yani. Kendini daha o büyütemeden derim. Bir de Dağhan'ı zaten zaten Dağhan'la birlikte büyüdük yani. Birlikte daha yani Dağhan'ın benim yani çok çok hakikatli bir çocuktur o ayrı. Yani çok vefalı ve iyi kalpli bir çocuktur Dağhan. Tabii Dağhan'la ben 21 yaş aramız işte Dağhan'la. Düşün. Benim de annemle 20 yaşıydı. Ne güzel. 20. Arkadaş gibisin. Abla kardeş gibiyiz. Abla kardeş arkadaş gibisi. O da öyleydi. Sonra ayrıldık. Öyle hayat. İlk evliliğin bitiş sebebi yine annenin ya kaderini şey, mi yaşadın? Yok ya. Yani yok. Hayır öyle değil. Biz hani pis ne yaptık dedik yani. Ne yaptık dedik. Önce hani Dağhan iyice büyüsün öyle ayrılalım dedik. O zaman onun hayatı da bitecek. Yani onun hayatı da Rıza'nın hayatı da sekteye vurulacak. Hani başka erkek başka kadınlar açısından değil. Yani neden ben istemediğim bir insanla aynı evde oturayım veya o niye? Yani çok tartışıyorduk. Çok iki tartışıyorduk derken iki ayrı insanız. Yani iki büyümemiş, iki küçük çocuktuk yani. O yüzden
bugün Rıza'ya en küçük bir şey söylemem yani. Asla söyleyemem. Peki bütün olmaya çalışan Ayşe 4 sene sonra birliği yine dağıldı. Evet. Tekrar bu sefer kucağında oğluyla. Evet, bu sefer yalnız oturmaya başladı. Rıza'yla güzel ayarladık. Dağhan yazları babaannesinde ve babasıyla küçük yılda ben karşıda filan. Hayat öyle gitti. Kaç sene böyle sürdü? Uzun yıllar sürdü. Ta ki ben buradan çekip gitmek isteyene kadar. Dağhan bayağı büyümüştü ben tekrar gittim. Kaç yaşındaydı Dağhan sen gitme kararı aldığında? 22 yaşındaydı. Burada rahmetli Savaşay'la çalışıyordu. Bayağı büyüktü yani. Tamam bayağı büyüktü ama evet, yine... Tabii. Bayağı kendi kendine oturuyordu arkadaşlarıyla filan. Ve ben gittim. Aşık olup mu gittin? Yok. Ben oraya iş için gittim. Sonra orada evlendim. Dünyanın, bu hayatta tanıdığım en güzel, melek bir insanla evlendim. Süreç nasıl işledi? Sen burada çalışıyorsun, işlerini yapıyorsun. Burada işte işlenmiş her şey çok kötü gitti. Kötü gitti yani. Ya o Erbulak evinin sıkıntı yok, mıydı? Erbulak evi yoktu. Erbulak evini ben döndükten sonra kurdum. Öyle mi? Tabii tabii. Peki işler kötüye gitti derken neler kötüye gitti hayatında? Yani o zaman işte televizyonda çalışıyordum filan Show TV'de. Bilmiyorum, ne yaptın böyle, Show TV'de? Show TV'de ben Faruk Bayhan ve Murat Saygı ile çalışıyordum. Öyle mi? Koordinasyon yapıyordum yani. Aa. Koordinatörlük yapıyordum. Show TV'nin meşhur efsane kadrosunda ben de vardım. Aa. Aslı Çiniler filan. Acun o zaman muhabirdi. Öyle söyleyeyim. O dönem yani. Anladım, 10. kat. Anladım. Hürriyet binası. Bildin? Anladım. İlker Yasin filan. Kötüye gitti. Yani her şeyim kötüye gitti. Hayat alt, upside down oldu yani. Ve gideceğim buradan dedim yani. Buradan gideceğim ben dedim ve gittim yani hani. Tam... O sırada tevafuk mu yoksa başvuru falan mı yaptın? Hayır o sırada yani bir işler yapıyorduk. Kabul edilmiş bir dua gibi bir anda Norveç'ten şey mi geldi sana? Yani orayla böyle bir iş yapıyorduk. Oradan işte rahmetli Willy ile iş sırasında tanıştık. Sonra biz onu buraya davet ettik. Sonra ben oraya geçtim filan. Sonra ben gittim ve evlendik. Gittikten ne kadar sonra? Çok güzel sorular. Miladi şeyler soruyorsun. Miladi yok ay. Gittikten yaklaşık 1,5 sene sonra filan evlendim. Ve her şey çok güzel giderken işte orada üniversiteye gittim. Kendime kafe açtım. Çeviriler yapılıyor zaten. Yok çeviriyi döndükten sonra yaptım. Hiç bilmiyordum çeviri yapabileceğimi. Bileydim orada yapardım. Hiç akıl etmediğim bir şeydi. Allah Allah. Ondan sonra şey... Bambaşka bir hayat bambaşka yani. Bambaşka bir. Zaten Allah, yıksın, şimdi gidiyorum. Gidiyorsun. Abi şimdi gidip bakıyorum böyle yapıyorum. Norveç'teki hayatım. Bunu ben mi yaşamışım diyorum yani. Ayşe evet bak bir şey söyleyeceğim. Anneye kızamıyor, babaya kızamıyor. Kimseye şey yapamıyor. Git diyemiyor, gidemiyor. Ve ondan sonra öyle bir kabuğunu kırıyorsun ve... İşte hani, öyle. Hani bokunu çıkartarak böyle her şeyi bırakıp gitmek yani. Aynen öyle. Yapma aynen. yapma bir an. Yani gözün arkada kalmadı mı? Kolay bir şey değil ya. Vatanını bırakıyorsun, evladını bırakıyorsun. Ya çok gözüm karardı ya. Çok gözüm karardı. Çok yani gerçekten çok gözüm karardı. Ve gittim yani. Tam gittim buralardan yani. Gittim buralardan. Kaç sene kaldın orada? 12. 12. Bayağı oralı oldun ya. Tabii canım. Zaten oralıyım yani. Oralı da sayılırım evet. Yani. Bambaşka bir hayat. Yani İstanbul ve... 20 bin nüfuslu küçük bir şehir. Hatta ben onun kasabasının köyünde oturuyorum yani. Skatval diye küçük bir köyde oturuyorum. Şehire ulaşımım yarım saat bir şey değil o trenle, yani her şeyle veya arabayla. Her şey çok güzel gidiyordu. İşte orada kafeyi, üniversiteye gittim, kafeyi açtım. Simile kafe, Smiley yani. Tiyatroda oynuyorum filan. Mükemmel. Tam şey böyle Heidi Petter hayatı. İşte 3 katlı ev, bahçe içinde jip, mip, işte 4 çeker çünkü kar yer yani herkesin jip. Fiyort kıyısı. Açım Norveç fotoğraflarına bak. O yani hayat o. Şak diye villa hastalandı. Kaçıncı yılı? 10. yılı. Oo. Ve doktorlar ilk gün söyledi. Hiç umut yok dedi. 6 ay sonra öleceksin dedi. Suratına söyledi. Aynen böyle. Kanser teşhisi mi? Hı hı. Neydi? Bütün vücudum sanki. Pankreas. 10 ay yaşadı. Doktor şey dedi. Biz 6 ay demiştik. Bak sen gene 10 ay yaşadın dedi. Son gün.
Tövbe estağfurullah. Böyle şeyler duyduğum zaman hep neyi düşünüyorum biliyor musun Ayşe? Zor sınavlar bunlar. Çok zor. Çok. Aniden çat diye babanın gittiği gibi gitmek mi? Vedalaşarak, kanırta kanırta, bilerek uğurlamak mı? İnan bilmiyorum. İkisini de yaşadım çünkü. Hangisi daha az acıttı? Yani bilmiyorum. İkisi de at başı koşar yani. Hazırlanmak bir nevi daha rahat ama bak orada da şöyle bir şey var. Şöyle biri burada şak diye gittiğinde burada senin acın burada başlıyor ve gidiyor. Ama teşhis konmuşsa ve gideceğini biliyorsan burada gidecek ya, senin şey burada başlıyor. Daha uzun sürüyor. O öyle, ne olursa bir şey olsun var. Hazırlayamıyorsun kendini, değil mi? Yok, öyle bir şey yok. Hazırlayamıyorsun. Yani biz yani yaşını almış anneme bile hazırlanamadık. Yani ki hani en son hani dua ettik hep hani acı çekmesin. Acı hep doktora soruyor. Acı çekiyor mu? Hayır çekme, hiçbir şey duymuyor diyordu. Filan. Yani bilmiyorsun tabii ama bile acı çekti. Bile çok acı çekti. Hiç ağrı pompasına hiçbir işe yaramadı. Çok acı çekti. Onunla çok beraber acı sen çekti. De bittin. Tabii. Orada yani çok şeydi ama hani bu hayatta tanıdığım gerçekten hani sevinç filan angel derdi zaten. Hani melek kim deseler biliyi gösterir. Öyle bir insan. 52 yaşında gitti. 52 tamamlamamıştı yani gittiğinde. Son nefeste yanında mıydı? Yanındaydım. Beraber. Yani doktor dedi ki vakti geldi dedi. Sakın bağırıp çağıracaksan girme yanına dedi. Beraber yolladık. Çok zor bir sınavdı ama. Aşırı zor bir sınavdı yani. Maalesef Gökay'cığım. Çok acı. Çok. Son sözün ne oldu onun? Hep sevdiğimi söyledim, yanındayım dedim. O bana çok ilginç bir şey söyledi. Ben dedi, biliyorum dedi. Biliyordu zaten. Son ana kadar da aklı başındaydı yani. Hiç kendinden geçmedi yani. Ben hep dedi, iki elimle dedi, seni böyle dedi, omuzlarını böyle tutacağım dedi. Hep dedi, seni kötülüklerden koruyacağım dedi. Biliyorum ülkene döneceksin dedi. Dönmeyeceğim dedi. Döneceksin dedi. Biliyorum döneceğini dedi. Ya. O orada uyuyor. Orada uyuyor. Gidiyor musunuz yani? Gidiyorum. Senede pandemi dışında senede iki kere gidiyorum. Şimdi torununun çocuğu oldu. 23 yaşında torununun çocuğu oldu. Yani torununun çocuğu oldu. Kızının kızı anneanne oldu yani. 10 Mart'ta şeysi var. Vaftizi var. Beni de davet ettiler. Gidiyorum. Görüşmeye devam ediyorsun. Aa, ne güzel. Kesinlikle. Annesi babası Öner. Annesi babası Billy'den sonra terk etti bizi. Hepsinin cenazelerini. Yani cenazelere, düğünlere, vaftizlere, her şeylere gidiyorum. Yani kalbimin bir köşesi orada duruyor. Ne güzel. Tabii. Çok kıymetli bir şey. Çok. Sonra duramadın ama orada değil mi? Duramadım ya. Çok yalnız kaldım. Bir de 90 kilo falan oldum yani. Rahatlık. Soğuk, karanlık, zaten yalnızsın orada. Bir de iyice yalnızsın yani. Çok sık gelip gitmeye başladım. Yani artık ayda bir falan geliyordum yani. Dedim ki ben döneyim. Ben döneyim. Annem hiç istemedi, evladım rahatını bozma dedi. Ama geldim yani. Geldim ve hiç pişman değilim. 14 yıl oluyor döneli. Mayıs'ta, 10 Mayıs'ta 14 yıl olacak. Peki bu kadar katmerli hayatlar... derim ben böyle. Evet. Bu sıfatı kullanıyorum. Katmanlı, katmerli. Normal şartlarda biraz daha böyle drama queen satırlar beklerim senden. Onun yerine daha eril, tabii. Daha vurdulu kırdılı, kanlı revanlı. Kanlı revanlı değil mi? Ne yatıyor içinde senin ya? Bilmiyorum bu kadar. Ya. Ya bak bu kadar hüzün var hayatında. Doğru. Hüzün baskın. Doğru. Ama kalemin ısrarla. Doğru. Evet. Bunun kimyasında ne var? Ne yatıyor? Gerçekten bilmiyorum. İçinde bir seri katil mi yatıyor senin? Yok ya. Bastırılmış duygular. Altanların diyeyim. İki altanda yani anne altanda, baba altanda gerçekten iyi kalpli insanlardı. Belki onların iyi kalpleri bende devam ediyor. Yani mitokondri mi ne diyorlar, evet. O devam ediyor herhalde. Onları devam ettiriyorum kendimde. Ya bu kadar Bizans oyunları, bu kadar entrikaları düşünen bir zihin. Öyle olursa mı, böyle olursa oradan mı? Şöyle düşün. Bütün zehiri orada kullanıyorum.
Normal hayatımda kullanmıyorum. Her şeyi orada yapıyorum. Böyle düşün. Yani bak, böyle anlatabiliyorum değil mi derdimi? Yani çok iyi anlıyorum. Şu kitaplar çıkıyorsa eğer, evet, bu kadının feleğin çemberinden geçmiş, her şeyi mi görmüş. Değil mi? Hani bir ordunun içine koy, dağıtır o orduyu. Hani ama aslına bakacak olursam bildiğin hiç büyümemiş bir kız çocuğu. Değil mi? Hala öyleyim. Valla hiç büyümemiş kız çocuğu. Bravo. Bunu kimse söylememişti. Teşekkür ederim. Bunu başka programda gidip kullanayım ben. Evet. Öyle. Öyle. Seviyorum hani polisi. Bende bir ben var. Benden içeri çıkıyor dışarı gibi mi bir durum. Polisi olmayan tek bir kitap yazdım. Gönüllü sürgün. Şey o. Kurgu. Yani %50'si hayal. %50'si de şeyin Norveç hikayesi ama yani %50'si tamamen fiction. Mesela o kitabım da güzel sattı ama insanlar benim polisiye polisiye yazar olarak tanıdığı için polisiye kitaplarım daha iyi gidiyor ve ben de polisiye yazarmışım, anladım. Ya da yani acaba belki şey mi diye düşünüyorum. Çok dingin bir hayat yaşayıp daha böyle soft bir hayat yaşayıp da bu vurdulu kırdılı hayata bir özlem, bir şey mi var? Yok canım, özlem duymuyorum ama bütün zehirimi, yani çünkü kimse tek başına iyi değildir, kimse de tek başına kötü değildir. Buna inanan, hani iyi niyan hikayesi. Bence ben kötü tarafımı cinayet romanlarımda akıtıyorum diye düşünüyorum. Ne güzel, güzel, keyifli. Evet. Pekala. Ve ondan sonra tekrar bir yapısal değişiklik, tekrar bir karma ve sen tası tarağı topladın. Bu kez buraya geldim. Döndün tekrar ve yine sil baştan. Evet. Yorulmadın mı sil baştan? Yoruldum, şimdi artık hiçbir şey yapmıyorum. Hala durduğum yerde duruyorum. Yoruldum tabii, yoruldum ama belki birçok insan, herkes hani işte gideceğim buradan yurt dışında yaşayacağım falan diyor ya, hani o başka bir şey, o kadar kolay değil o iş. Ama kendi ülkemiz, kendi kozamız, kendi vatanımız, kendi iklimimiz, yani o da bambaşka ya gerçekten. Yani bir İstanbul çok güzel, dünyanın en güzel şehri bence. Ne bileyim, Bodrum bence dünyanın en güzel yaz şehri. Hayatlarımız şey yani, Norveç'te bir tane tiyatro gelecek de seyredeceksin. Burada yani her gün iki oyuna gitsen tiyatro seyretmen bitmez yani, ki ben seviyorum tiyatro seyretmeyi. Ne bileyim, istediğin an sinemaya gidersin, her yer sinema dolu, alışveriş merkezi, sahil. Yani şu İstanbul'un zenginliği bence bambaşka. Yani ya bugün müze gezeyim desen hangisine gideceğini şaşırırsın. Sahilde yürüyeyim desen, ki ben her gün yürüyüş yapıyorum sahilde. İşte bazen Maltepe sahil, bazen Kadıköy sahil veya işte cadde sahil diyelim. Veya Bebek sahil, işte kardeşimle buluşup Bebek'te yürüyüş yapıyoruz. Yani o var, bilmiyorum, alışveriş merkezine gideyim desen o var. Açık alışveriş merkezine gideyim desen o da var. Spor salonları var. Yani aslında çok zengin bir ülkeyiz. Yani opsiyonlar açısından zenginiz. Hani bunu parasal olarak söylemiyorum şimdi. Hani insan bunu özlüyor ya. Gerçekten bir kitapçıya gidiyor. Gerçi Norveç'te de kitapçı çok da. Bizim büyüme, yani insan büyüdüğü ve geliştiği yaşama bağlı oluyor. Ya da ben bağlıydım, bilmiyorum. Peki, Özden Özgür'den. Aa, canım o benim. O dünya güzelim. Üçüncü imza. Evet. Dedi ki, burada söylüyorum. Dur, unuttum demin çünkü konuşurken. Söyle ona, bütün programlarını baştan sona seyrediyorum ve bayılıyorum ya, dedi. Ya sağ olsun. Çok gerçekten. İnşallah. Teklifimi lütfen tamam, sen de olsun. Yapacağız. Başlayalım. Yapacağız onu. Ayşe Erbulak ve erkekleri. Tamam. İstiyorum o 360'da. Tamam. Pekala. Evet. Nasıl tanıştınız? Biz ona tanışırdık zaten. Ha. Ben çok tiyatrodan, işte Ercan Rahmetli, Ercan Yazgan Tiyatrosu'nda film oynuyor. Seyrederdim ben onu. O da öyle beni, yani hoş kadın filan. Altan ustamızın kızı filan yani. Bakılmaz ona filan deyip böyle şey yaparmış. Sonra yıllar ben döndüm. Nerede karşılaştık? Lemançı Damla'nın rahmetli cenazesinde karşılaştık. Lemançı Damla, Ayşegül Çadamlı bizim ortak arkadaşımız. Babası da Leman Hanım'dan 10 gün önce vefat ettiydi.
Yani annesiyle babasını 10 gün arayla kaybetti. Ben babasının da cenazesine gitmiştim. Aynı Maltepe Camii. Özden yoktu o gün. Hasta mıymış neymiş gelememiş. Ona gelemedi diye Leman Hanım'ın cenazesine gelmiş. Bu arada ben de, bu çok ilginç burası, kader işte bu. Ben de geldim dedim ki ya ben kalmışım burada işte 1,5-2 yıl kalmışım ya. Ya ben acaba dönsem mi hani böyle bir ikili hayat mı kursam diye düşünüyorum. Hani kafemi falan devrettim ama hani orada böyle 3 ay çalışıp 3 ay burada mı çalışsam falan böyle bir düşünüyorum. İşte petrol platformunda 3 ay çalışsam kendim orada iş bulsam sonra 3 ay burada kalsam falan planlar yapıyorum. Yani bir dönme var kafamda. O sırada da Emre Kınay beni tiyatro, yani Emre Kınay'da provaya girdim. Emre'ye dedim ki ben belki gideceğim dedim. Bu oyun çıkıp bitmeden gidemezsin dedi. Peki dedim ben de. Hani rahatım ya çocuk falan. Ondan sonra biz Özden'le Leman Çıdamlı'nın cenazesinde hava galiba -10 derece falan. Soluk har yağıyor, buz gibi. Benim bir tek gözlerim açık böyle Norveç şapkaları vardır ya böyle iki tarafından böyle gocuk filan böyle koca. Sıfır seksapel. Yorgan ne seksapeli hiçbir şey yok yani. Kadın olduğum belli değil yani öyle değil. Şöyle arkamı döndüm Özden dedim. Baktı böyle yani kim diye ben böyle yaptım şap. Ayşe ben dedim Erbulak. Aa dedi nasıl şaşırdı. Sen dedi Kanada'da değil miydin? Yok ayol dedim. Beni her gören şey diyordu bana biliyorsun izne geldiğimde. Sen Hollanda'da mı oturuyorsun? Hayır Norveç'te. Sen Amerika'da mısın? Hayır Norveç. Sen İngiltere'de mi? Herkes bir şey söylüyordu. Yok dedim ben Norveç'te oturuyordum. Döndüm dedim. Aa süper filan dedi. Ondan sonra ama bir daha görüşmedik yani. Sonra bu sefer tekrar Metin Serez'in cenazesinde. Tövbe estağfurullah. Mekanları cennet olsun. Mekanları cennet olsun. Ne kadar romantik tanışmış. Sonra o sırada Dağhan da Survivor'a gitti. Bizim Gamze Gözalan bana geldi böyle yaptı. Aile anası gidiyor, oğlu geliyor. Oğlu gidiyor, anası gidiyor. Çocuk da gidiyor Panama'ya. Şey çok komik. Gamze Gözalan geldi. Arkadaşım sen bu Özden'le çok iyi olursun. Ay yok tiyatrocu falan istemem dedim. Aa yok aldatır istemem tiyatrocu adam dedim falan. Öyle değil arkadaşım dedi. Bu Özden çok tatlı bir insandır dedi. Özden'e de gidip diyor ki bu Ayşe'yi kaçırma. Aa. Bizim Gamze Gözalan dünya tatlısı falan. Sonra öyle bir Özden de o zaman kızıyla hala bizim oturuyor. Kızıyla beraber ben Özden'in babalığına hayran oldum. Çünkü kızı 6 yaşındayken eşinden ayrılıyor. Ve bu piyasada fırsat işi yaparak biliyorsun bizim hani sanat piyasasında ödenekli tiyatroda değilsen fırsat işi yaparak 6 yaşından itibaren bir kız çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor. Bence çok kıymetli bir şey. Çok. Çok büyük bir referans. Çok büyük bir referans. Ve hakikaten sonra hayat gelişti. Beraber işte bir kısa bir birlikte oturduk. Ben yani evlenmeyi tabii ki yani şey dedi. Şimdi dur evlenmeyi istemiyordum dersem yanlış yani ağzıma yanlış bir kelime çıkmış ve cımbızlanmış olur. Yani hani ne gerek var ki evlenmeye? Yani biz kocaman insanlarız yok dedi. Ben dedi senin ben bizim evlenmemiz lazım dedi. Çünkü Öykü de bizde bizimle oturuyor işte kızımız diyeyim. İşte okula gidiyorum, geliyorum. Yani benim soyadımın Özgür Dal olması gerekiyordu. Hani siz kimsiniz demesinler, çocuk şey olmasın falan diye. İşte Öykü 12 yaşındaydı. Şimdi 25 yaşında genç bir hanım ayağının üstünde basıyor. Şef oldu o da. Herkesin eksiği tamamlanmış. Ne evet, güzel bir herkes, finalize. Evet. Ne kadar güzel bir finalize. Sonra da işte Erbulak evini kurduk beraber. 2013'te, 11 yıl olacak. 2013 sonuydu, 14. Pandemide bir tekledik tabii yani bayağı dayak yedik yani. Normal ama herkes kadar yani herkes pandemide bütün dünya. Şimdi güzel bu şekilde. Toparlandı mı artık o sallantı? Çok zorlandık tabii yani ama tabii toparlandık ya hayat devam ediyor yani toparlandık. Güzel toparlandık. Küçüldük ama çok küçüldük. Bostancı'da 300 öğrencili koca bir köşkten şimdi Akasya AVM'nin içindeki Kidzanya'da 100 öğrencili küçük bir butik okulu olduk.
O da güzel oldu. O da gayet iyi oldu. Bak. Yaşıyor. Böyle yaşıyor, olması gerekiyormuş. Aynen öyle. Bir de orada küçük kafemiz var. Erbulak Kafe diye. Çay sen seviyorsun için. Bu kafe işletme olaylarını. Çok seviyorum. Kafeyi seviyorum. Çünkü kendim de kafeye giden biriyim. Hep şey bakarım yani. Ben burada otursam ne isterim? Kitap yazarken de öyle yapıyorum. Ben bunu okusam, ben bunu yer miyim diye bakıyorum yani. O yüzden Özden'imle, ben Beyzadem derim. Gayet güzel. Güzel bir sakin ve güzel bir hayatımız olduğunu düşünüyorum. Ne güzel, ne güzel. Evet, Allah daim etsin mutluluğumuzu. Amin. Pekala. Şimdi tabii ki romanlarının senaryolaştırılması ya da işte dizileşmesi. Çok isterim. Çok isterim. Var mı öyle bir plan, proje, hedef, bir şeyler? Yani görüşmelerim var ama hani bir sonuca vardı mı? Varmadı. Ama hani ben şey diyeceksin ya, kızım bu kadar da olmaz diyeceksin. Hani kadercilik değil de. Yani benim romanlarım bir gün senaryo olacaksa olur. Biraz daha han çalışıyor şimdi üstlerinde. İşte epizotlar falan şey yapıyoruz. Yani bir göle maya çalıyoruz. Ama olursa olur, olmazsa da o kadar önemli değil yani. Peki geriye dönüp şöyle bir baktığın zaman o yatılı okuldaki kız çocuğu. Ona ne söylersin? Ona söyleyecek bir pişman olduğum hiçbir şey yok. Yani bak o zaman Altan, ya bak Altan sakın bunu yapma diyecek bir şeyim yok yani. Ha, onu da söylemem ya, hani bu kadar erken evlenmeseydin ama o zaman daha han olmazdı diye düşündüğüm için belki daha erken yurt dışına gitmeliydim. Yani yurt dışına geçişi daha erken. Çünkü Vili'ye daha fazla vakit ayırabilmiş. Vili'ye değil, yok. Bilmiyorum o zaman kim yani. Hani veya Norveç olmayabilir de tek Vili olabilirdi, bilmiyorum. Hani kader, kısmet, hayırlısı. Ama yatılı okuldaki çocuğa özellikle bir söyleyecek bir şeyim yok yani. Çok öyle bir pişmanlıklarım yok yani. Peki bu kadar hayatında hep böyle şeylerin oldu ya ve bunları kanırta kanırta yaşadın, evet, çoğunu baba dışında. Evet. Sevdiklerini kaybetme. O bir fobi oldu mu yüreğinde? Ya herkes kadar endişe duyuyorum tabii birini kaybetmekten. Yani sahip olduklarımı kaybetmekten. Hı hı. Yani zaten şey hani o ama senin içinde ne kadarsa şu anda hani sahip olduğun hani nöbet insanları şeklinde falan değil ya. Ansiyete nöbetlere hani girmiyor. Yok. Hemen böyle dua ederim. Aman Allah'ım beni düşünme falan, böyle şeyleri düşünmeyelim falan derim yani. Tabii ki hani sen sevdiğini kaybetmekten ne kadar korkuyorsan ben de o kadar korkuyorum. Ama tabii hani bir anne, bir eş, bir baba kaybı yaşadım hani en son anne tabii. Ama tabii hani eş olan hani bunlar normal hani tabii ki anne baba senden önce yani Allah tersi korkunç bir şey yani Allah korusun. Korkuyorum tabii sahip olduklarım yani... Sahip olduklarımı kaybetmekten korkuyorum tabii yani. Mutlu musun? Mutluyum ve huzurluyum. Mutlu bir insan olduğumu düşünüyorum. Gerçekten. Çünkü şöyle düşünüyorum Gökay'cığım. Kilometre meselesine bağlı olarak sevmediğim bir şeyi yapmıyorum. Ben, bazı prensiplerim var yani. Hani yapmıyorum sevmiyorsam. Hani sevmediğim şeyi en fazla çocuğum için yaparım yani. Benim oğlum bana anne bunu yapmanı istiyorum dese... Ki o da yaptırtmaz. İstemez yani. Benim onun zoruyla bir şey yapmamı. Mesela bir kere şey oldu. Bu Fransa'da hani bombalar falan atıldı. Biz de Özden'le Paris'e gidecektik. Böyle önüme diz çöktü, böyle yaptı. Yalvarıyorum gitme dedi. Evlen dedim. Ne, hiçbir parayı geri alamayız dedim. Almayın dedi. Gitmeyin Paris'e dedi. Lütfen dedi. Hani hep derdin ya dedi, ben oğlumun zoruyla istemediğim bir şeyi anca yaparım. İşte o an bu an dedi. Yapma dedi. Gitmedi. Gitmedik hakikaten. Yandı her şey. Bütün uçak, şey, otel, her şey yandı yani. Hani ama tabii kilometre meselesi. Hani bugünlere varmak için de çok çok uğraştım. Ama bu şöyle çok önemli bir nokta söyleyeceğim. Bunları yaşamak için savaş vermedim. Hayat onu getirdi. Şimdi de işte güzel kitap yazıyorum. Canım isterse yazıyorum. Mesela istemezse yazmıyorum yani. Açılışta söylemiştim.
Türkiye'nin Agatha Christie'si diye. Sen de dedin ki dünyanın Ayşe Erbulağı. Olmak istiyorum. Yani dünyanın Ayşe Erbulağı olmak istiyorum. İsterdim yani. Olurum da inşallah. Tez zamanda o günleri beraber yaşayalım inşallah. Sağ ol. İki geldi bir tane için. Sağ ol Gökhan. Çok keyifliydi. Benim için de çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve bu haftalık da Haber Bahane'nin sonuna geldik. Haftaya pazartesi yeniden görüşeceğiz. Sevgiler, hoşça kalın.